Gizlenen Risale-i Nur bölümleri 6. Bediüzzaman Hazretleri, Mehdiyeti Risale-i Nur'da yüzlerce sayfa son derece detaylı anlatmıştır. Ancak bazı nur talebeleri bu önemli bölümleri okumaz, okutturmaz, anlatmaz. Dikkat! Risale-i Nur'da Mehdiyet bölümleri gizleniyor. Bu sözlerin gizlenmesinin amacı Mehdiyet'in bilinmesini engellemektir. Oysa üstadımızın sözlerinin gizlenmesi Mehdiyet'i engelleyemez. Üstadımız Emirdağ Lahikası sayfa 260'ta şöyle buyuruyor. Gerçi her asırda hidayet edici bir nevi Mehdi. Dikkat edin, üstadımız büyük Mehdi demiyor, bir nevi Mehdi diyor. Ve müceddit geliyor ve gelmiş. Yani her yüzyılda bir nevi Mehdi ve müceddit geliyor ama bu ahir zamanda gelecek olan büyük Mehdi değil. Fakat her biri... Yani önceki devirlerde gelen bir nevi Mehdilerden her biri. Üç vazifelerden birisini... Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleriyle birlikte bizzat gerçekleştireceği üç büyük görevden birini... Bir cihette yapması itibarıyla... Sadece bir tanesini bir yönüyle yapması nedeniyle, yani önceki gelen alimler büyük Mehdi'nin görevlerinden birini bir cihetle, bir yönüyle yapıyorlar. Hazreti Mehdi ise tüm vazifeleri birden her cihette yapacak. Ahir zamanın büyük Mehdi'si unvanını almamışlar. Mehdi'nin üç görevini birden yapmadıkları... Bir cihette bir görevi yaptıkları için büyük Mehdi değillerdir. Dikkat edin! Üstadımız kendi yaşadığı dönemde bu üç görevin bir arada yapılmasının mümkün olmadığını da delilleriyle anlatmıştır. Hem bu üç vezaifi, görevi birden. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin başında bulunarak onlarla birlikte bizzat yapacağı üç büyük görevin tamamını. Bir şahısta yahut cemaatte bu zamanda. Yani üstadımızın kendi yaşadığı dönemde. Bulunması ve mükemmel olması ve birbirini cerh etmemesi. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hepsini bir arada yapacağı bu üç büyük vazifenin Bediüzzaman Hazretlerinin yaşadığı dönemde bir kişi ya da cemaat tarafından yapılmasının mümkün olmadığı pek uzak, adeta kabil, mümkün görünmüyor. Her ne kadar bazı nur talebeleri gizlemeye çalışsa da üstadımızın açıklamaları çok net. Bediüzzaman Hazretleri kendi yaşadığı dönemin koşullarında Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın üç görevinin birden bir kişi ya da cemaat tarafından yapılmasının ve bu üç vazifenin birbirini engellemesinin mümkün olmadığını söylüyor. Ancak üstadımızdan sonra gelen Mehdi Aleyhisselam bu üç görevi birden yerine getirecek, Mehdi döneminde Darwinizm tam yenilecek, İttihad-ı İslam oluşacak, İslam ahlakı dünyaya hakim olacaktır.